Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir projeyle karşınızdayız. Bugünkü projemizde kahramanımız bu parakort bileklik olacak. Ancak bu sefer yapacağımız bileklik gördüğünüz gibi biraz daha farklı. Bu desene şöyle yakından göstereyim. Ön tarafı başka bir desen. Arka tarafı standart parakort deseni. Bu desene kısaca kobra sırtı ya da yılan sırtı deniyor. Yapımı biraz meşakkatli ama yine de kolay sayılır. Sadece yapmak biraz vaktimizi alıyor. Daha önce yayınladığımız bileklik ve kemer videolarındaki düğümle aynı düğüm yöntemiyle yapılıyor. O videoların linklerini ekranda göreceksiniz birazdan. Dolayısıyla bu videoda mavi iple yaptığımız standart düğüm metodunu uzun uzun anlatmayacağım. Burada esas değinmek istediğimiz nokta bu yılan sırtı veya kobra sırtı desenini incelemek olacak. Videomuzda sadece kobra desenini yaparken kısaca bir anlatımım olacak. Burada detaylarını, düğümlerin nasıl atıldığını tekrar göstermeye çalışacağım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey olursa tekrar yorumlardan veya web sitemiz üzerinden bize sorabilirsiniz. Bildiğiniz gibi ben herkese cevap vermeye çalışıyorum. İsterseniz şimdi yapımına geçelim. Arkadaşlar parakort bilekliğimiz bitti. Şimdi bunun üzerine buna reflekt olacak farklı bir renkle yılan sırtı desenini yapacağız. Benim elimde iki tane renk var. Bir tane mavi, bir tane de pembe. Yani mavi buna çok uygun olmayabiliyor. O yüzden ben pembeyi kullanmayı deneyeceğim. Buna balık sırtı, yılan sırtı desenimizi yapacağız.
Yılan sırtı desenini yapmak için ilk başta bir tane düğümler arasından geçebilecek bir çivi alıyorum elime. Bunun başını keseceğim. Evet. Sonra kullanacağım ipi alıyorum. Ucunu biraz eritip bu çiviyi tutturacağım. İlk halkayı attık. İlk düğümü. Bundan sonra artık deseni oluşturma işi başlıyor. Deseni oluştururken arkadaşlar, şurada düğüm atarken çizdiğimiz yolları takip edeceğiz. Her yolun sonundaki halkadan deseni oluşturacağız. Buradan ilk başta bu çizgiyi takip edecek. Şu halkada deseni oluşturacak. Buradan çıkacak, şu çizgiyi takip edecek. Deseni burada oluşturacak. Şimdi şöyle bir rezilerleyeceğim arkadaşlar. Sizin de rahat görebilmeniz için şuralara geldiğim zaman teker teker düğümün nasıl atıldığını göstereceğim size. Evet arkadaşlar, ben biraz ilerledim desende. Şimdi bu halkamızda deseni yaptık. Çizgiyi takip edip bu halkamızda deseni yapacağız. İğneyi geçirebilmek için bu halkayı şöyle biraz gevşetiyorum. İğnemi alıyorum. Gitmesi gereken doğrultuda başta iğneyi halkanın üstten içinden geçiriyorum. Ondan sonra halkanın etrafından dolayarak getirdiğimiz ipin altından geçiriyorum. Şöyle gösterelim. Ondan sonra iğnemizi tekrar halkanın altından geçiriyorum. Ve alttan geçen ipin üstünden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar. Tekrarlayalım. İlk başta halkayı büyütüyorum. İzlemesi gereken yol bu yol. İğnemizi geçiriyorum üstten. Üstten geçiriyorum. İğneyi alıyorum. Geçirdiğimiz ipin altından geçiriyorum. Sonra bu ipi bilekliğe paralel hale getiriyorum. İğneyi tekrar alttan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi paralel hale getirdiğim ipin üzerinden geçiriyorum. Yani gördüğünüz gibi şurada küçük bir kalp figürü oluşuyor.
kadar arkadaşlar işte.